Abicim ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun Yiğit Ali? Adam aşağı düştü lan. Adam yırmağa gitti arkadaşlar. Yırmağa gitti. Vallahi yırmağa gitti. Yırmakların adamı helal olsun. Aha vallahi dorsiyeli çıkardı. Lan manyak. Lan ne yapıyorsun? Lan deli bir sal. Arkadaşlar selamünaleyküm. Oyundaki arkadaşlar çok ısrar etti. Buradan kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şöyle bir arkadaşların isimlerini göstereyim. Vallahi yazdılar devam et devam et dediler. Ben de bu videoya devam etmek istiyorum. Şu anda Innsbruck'tayım biliyorsunuz. Mazotum bayağı bir az kaldı. Ben mazotu şuradan almak istiyorum. Şuraya kadar inşallah sürmeye çalışacağım. Şöyle de bir göstereyim. 170 km yol yapabileceğim gözüküyor. Ben tabii şuradan nasıl çıkacağım bilmiyorum da beni hop 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 yolumuzu takip edelim şöyle rotayı. Oğlum yemin ederim deli gibi geliyorlar valla. İnşallah arkada kaza olmaz. Abi tek sıra tek sıra arka. Arka tek sıra abi. Şuradan da çıkılabiliyor bak göstereyim size. Benzinlikten de direkt çıkabiliyorsunuz da nasıl yapıyorduk onu bir dakika. Şuradan giriliyor şöyle geliyorsunuz. Aynen bak. Buradan tekrardan benzinlikten girdim. Şu şekilde sola doğru çıkabiliyorum. Bekleyelim yol versin. Eyvallah yeşil sola attı kendini. Şöyle şu şekilde çıkabiliyoruz. O niye fren yaptı onu da anlamadım. Evet mazotumuzu gösterelim size. 167 km. Bakalım oraya kadar gidebilecek miyiz? Herhalde gider diye tahmin ediyorum. İleriden alacağım mazotu. Challenge olsun dedim. Yolda kalırsak da yolda kalalım. Bugün Scania sürüyorum. Yine değiştirecektim arkadaşlar ama değiştiremedim çünkü sağ olsunlar geldiler sohbet ettik hemen chat'e seyahat falan yazdık muhabbet ettik. Videoyu devam edeyim mi dedim. Devam et dediler ben de onları kırmıyorum. Arkamdan gelmek istiyorlarmış işte yayında mısın falan dediler dedi yok videodayız dedik. Videoya devam ediyoruz abi. Sizlerin desteğiyle buraya kadar geldik çünkü arkadaşlar. Bu kadar takipçimiz oldu. E sizleri de kırmak olmaz. O yüzden devam ediyoruz. Hop! O ne biçim konu ne olur. Şuradan bir geçelim. Şurası değişik arkadaşlar. Buradan bir geçelim. Bakın şöyle bir burada. Bilmiyorum niye burayı koymuşlar. Şey herhalde burası. Kantar. Ama durmuyorsunuz. Öyle değişik bir kantar. Durmadan geçiliyor bu kantarda. Nasıl tartıyorsa tonajı ben onu anlamadım. Anlık böyle bir yere herhalde tartıya basıyor. Durmayınca da böyle oluyor mu bilmiyorum ki. Değişik yeni teknolojik bir sistem güzel ama. Böyle kantarlarda gerçek hayatta sıra falan olmaz herhalde çok fazla bu sebepten dolayı. Neyse 125 km azalıyor 123. 122 böyle azalıyor gittikçe. Herhalde sıkıntı olmaz gideceğimiz yere. Bakayım. Yani biraz ters kalıyor. Virajlı bir yerde kalıyor. Vallahi yetmeyebilir. Virajlardan dolayı belki sıkıntıya düşebiliriz. Bilmiyorum ama. O mazotu alacağız. Şu an deponun dibini sıyırıyoruz. Bakalım kaç paralık alacak acaba mazotu? Ben çok merak ediyorum. 30 bin lira falan tutabilir mazot. 1000 litre bunun deposu tabirimce. Bakacağız abi. Vallahi değişik bir video olacak. Bakalım ne kadar tutacak acaba? Ve kaç litre alacağız? Rekor olacak benim bu. Uzun süredir böyle depo fullemiyordum abi sıfırdan. Böyle sıyırttırmıyorduk dibini. Şimdi iyi oldu. Hem kaç litre olduğunu görürüz deponun. Hem de kaç para tutacak onu göreceğiz bakalım. Kaça fullenecek depo? Burada bir yol var mı? Ha o üstten dönüş yaptırıyor biliyorum orayı. Abi 110'la vallahi gidiyorum. Şu an 80 kilometrenin kaldığını gösteriyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz videoda? Şöyle gidiyoruz. Ayağımı gazdan hiç çekmedim ha. Full gaz, full gaz. Full gaz gidiyorum abi. 75 kilometre kaldı şu anda. Şöyle bir selektör atalım bakalım. Attı, son anda attı galiba. 70. Son 70 arkadaşlar. Burası çok güzel. Burada park ediyoruz bazen canlı yayınlardan sonra. Keyifli oluyor. Bu arada açıklama kısmında canlı yayının linki var. Lütfen bildirimleri açın. Takip edin. Damn. Oh, ne
güzel virajlar. Vallahi beyler 50 kilometre kaldı. Daha da yolumuz var. Bakalım nasıl olacak acaba. Sıkıntıya düşebilirim. Bunları falan sollayacağım direkt. Gelen giden gözükmüyor şu anda. Sinyalimizi verdik. Şöyle kornamıza da bir basalım. Hani solladığımın farkına varsın diye. Kornaya da basıyorum ben her zaman. Bence korna çok önemli arkadaşlar sollama yaparken. İnsanlar farkına varsın hadi. Aynasına bakmıyorlar bazen. Şu sol aynaya. Sollamaya çıkıyorlar veya ne bileyim dönüyorlar falan. O yüzden her zaman sollamaya çıktığınızda 2-3 kere kornaya basın. Böyle böyle değil yani şöyle. Şöyle solluyorum ben seni gibisinden. Selam verir gibi bilgisi olsun. Çok önemli bence oyunda böyle şeyler. Hem de biraz yavaşlar düzgün süren birisi ise. Evet 20 kilometrem kaldı. Deponun dibini sıyırttırıyoruz. Görüyorsunuz. Bakalım kaç paraya dolacak depo acaba. Geldik ya sıkıntı olmaz. Damn. Şuradan gireceğiz. Şöyle bir gaza da basıyorum bilerek bitsin biraz diye bitiyor mu? Bu şekilde. Bak bu şekilde mesela benzin, mazot bitmiyor. Niye? Viteste giderken bitiyor sadece. Ne alaka arkadaşlar? Saçma değil mi? Böyle de devir kullanıyorum. Böyle de motoru bağırttırıyorum ve yakıyor yani mazot yaktırıyorum. Niye burada azalmıyor mesela? Benim yaptığım mı sıkıntılı yoksa oyunun bir sıkıntısı mı var? Ben bunu çok merak ediyorum. Bak yıllardır bu böyle. Ne zaman bu şekilde gaza bassam çok böyle nadir azalıyor. Çok yavaş azalıyor ama giderken gaza bastığınızda çok daha az azalıyor. Bunun sebebi sizce şey mi? Tonajdan dolayı mı acaba? Neyse hadi fullleyelim depoyu. 32 liraymış mazot fiyatı. Şu anda fullliyorum. Bakalım kaça fullenecek. Arkadaşlar herhalde 1300 litre bunun deposu. Tırda da vardı biraz. Bu şekilde oldu. 42.198 TL'lik mazot aldım. Bu benim için bir rekor. Hadi bakalım. Size en fazla kaç liralık mazot aldınız bu oyunda? Ben ilk defa bu kadar alıyorum. Şöyle bakalım sağımıza solumuza gelen giden yok. Hemen çıkalım. Şöyle bu arkadaşa da yol verelim. Belki çıkacak. Çıkmadı. Bak beni mesela bu şekilde sollayamazsınız. Sıkıntılı. Arkada kaza olacak. Sollatmıyor. Artık geçti yani. Geçen insana yol vermesi gerekiyor. Geçtiyse artık yol vermesi lazım. Yanında değil de önünde olduğunda yol vermeniz lazım artık ona. Girmesi için. Abi herkes şaşırıyor benim hızlı sürmeme. Bak iki videodur böyle hızlı sürüyorum. Arkadaşlar hoşunuza gitti mi? Vallahi gittiyse bir beğenin, yorum morum atın. Ona göre sürelim abi. Böyle hızlı hızlı devam edelim ama tonajım yok diye şu anda ben böyle sürüyorum ya. Tonaj olsa sürülmez. Hadi tonajda gidemezsin bu kadar hızlı. Burada soldan geçenler de oluyor ama tavsiye etmem. Yani öyle şeyler yapmayın bu oyunda. Arkadaki neler yapıyor ya? Durduğun yerde bana çarpıyor mesela. Baksanıza abi durduğum yerde bana çarpıyor ya çocuk. İnanılmaz. Niye böyle şeyler yapıyor anlamıyorum abi. Ya ben sabit duruyorum, yavaşlıyorum, geliyor vuruyor bana mesela. Durduk yerde. Biri spawn oldu arkada. Abi yapıştırdık gidiyoruz vallahi. Burada biraz trafik var. Önümüzde var. Onları sollar mıyız bilmiyorum. Bakacağız. Duruma göre bakacağız. Trafiğin yoğunluğuna göre ortam değişiyor. Evet burada biraz yoğun. Burada sollama yapamayacağız büyük ihtimalle. Yaparım da gerek yok. Çok virajlı bir yer. Yani burada gerek yok abi. Çok riskli. Bak karşıdan gelen de varmış. Gözükmüyor da çünkü. Bu Timuçin lag'a girerse Dorse de bana girer biliyorsunuz. Benim klasik lafım.
O yüzden dikkat etmekte fayda var şu takip mesafesine. Kardeşim sen nereye solluyorsun ya? Sen nasıl bir cesaretlisin? Oğlum yemin ederim iyi cesaret. Vallahi iyi cesaret. Baksana virajda falan solluyor çocuk. Hiç umurunda değil. Hiçbir şey umurunda değil. Bak bu çocuğun tek amacı sollamak ve öne geçmek. Önde bir tonajlı var. Onu geçmedikleri sürece biz de geçemeyiz abi. Geçmeleri lazım. Yolda sakin, düz bir yerde yakalasam geçeceğim aslında ama. Ben nasıl geçeyim ki burada? Baksanıza virajlı yola. Burada geçilmez abi. Ben size yolu göstereyim, etrafı göstereyim, şöyle manzarayı göstereyim, Alp Dağları. Arkadaşlar herkes burada. Duisburg Kalesi, Kirkenes maden yolu böyle karışık bir hale gelmiş, sanki buraya yapılmış gibi. SCS sağ olsun yapıyor. Kaydı ve koruma. Eyvallah. Oyundaki saat kaç? 10:22. İyi, güzel, gündüz. Sollayacağım mı? Timuçin, sinyal verdin. Düz bir yer yakalasam geçeceğim. Ne abi? 3 kişiyi birden geçemem ki. Ha, 3 kişiyi geçmem imkansız abi. Şu an ben burada sollamaya çıksam viraja kadar sollayamam kimseyi. Nasıl geçeyim? Hadi bakalım, gitmeye çalışıyoruz. De oğlum yavaş yavaş. Burada geçilir mi? Geçilir de karşıdan gelen var. Gelenler var abi. Tam burası geçilecek yer aslında. En düzgün virajın olduğu yer. Burası. Şu öndeki geçse çok kıyak olacak da öndeki de geçmiyor ki. Geçilmez abi, yapacak bir şey yok. Birisi solluyor beni. Solla abim, solla. Oraya zor girersin ama yol verelim sana hadi. Gerek yok ki yani böyle sollayamayacağınız yerlere girmeye be. Böyle yan yana gideceğiz herhalde beraber. Beraber beni sollaya sollaya gideceğim böyle herhalde diye tahmin ediyorum. Böyle gideriz. Yani bilmiyorum. Yani solluyorsun. Bu az önce beni sollayan değil miydi? Yani bas git kardeşim. Benim yanımda ne işin var senin? Az önce de solladı. Sağa çekmiş herhalde. Sonra bir daha sollamış falan. Ben normal gidiyorum, yol veriyorum, üstüme kırıyor hala. Beyler yol böyle. Bak şurada intihar etmeye çalışan manyaklar var tepede. Burası böyle bir yol. Herkes burada sürüyor. Bak orada sollamaya çalışıyor falan. Hop. Duralım. Arkadan geliyor bizim arkadaşlar. Eyvallah. Abicim ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun Yiğit Ali? İyi adam aşağı düştü lan. Adam yırmağa gitti arkadaşlar. Yırmağa gitti. Vallahi yırmağa gitti. Yırmakların adamı helal olsun. Aha vallahi dorsiyeli çıkardı. Lan manyak. Lan ne yapıyorsun? Lan deli bir sal. Lan manyağa bak, manyağa. Aa nasıl geliyor bak. Tırı da siyah boyamış. Yemin ediyorum deli lan. Vallahi billahi deli ya. Manyak aşağı atladı oğlum, beni görmüş. Selam veriyor bana, yeni bir selam yöntemi. Helal olsun lan. Dayogle. Oğlum amma kalabalık lan yol. Çocuk da önümüze geçti bizim. Önümüzde kimse yoktu. Çocuk da önümüze geçmiş.
Tabii biraz kasıyor buralar. En zirvede olduğumuz için bir de park yeri var tepede. Herkes gidiyor orada park ediyor. O yüzden sıkıntı. Kutlu beklersin değil mi? Adamsın Kutlu. Bu çocuk problem herhalde biraz ya. Gop çocuğu hadi la. Oha oha yanlıyor manlıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Oo şekil şükür yapıyor. Öndeki elemanı solluyorlar yavaş yavaş iyi bari. Bu yine bizim Chucky. Oğlum sen rahatsız mısın la? Oha Kutlu. Allah Kutlu intihar ediyor. Kutlu ne yapıyorsun lan? Oğlum bak manyak mısın? Aşağısı uçurum lan. Deli çocuk. Hadi geç artık. Geç geç. Bu da bizi trollüyor belli. İşimiz var. Yanlıyor ama. Yanlıya yanlıya gidiyor. Şurada bir yerde sollama yapmamız lazım artık. Öndeki çok ağır gidiyor abi. Adam tonajlı yani. Geçmemiz lazım bir yerde. Müsait bir yerde onu paket etmemiz lazım da bu öndeki geçmiyor onu. Hadi lan, hadi la. Hadi la. Şuradan biz geçelim abi. Eyvallah lan yol mu verdi be anlamadım ki sağa çekti ikisi de he. Allah aynen sağa çekti bak çocuk orada galiba. Bilmiyorum anlamadım bir şeyler oldu neyse biz yapıştıralım. Vallahi bir anda yolum açıldı bak bahta bak. Bahtımız güzel be. Oh burası da boş yollar. Bak şimdi o bilerek sollamayan çocuk ölümüne gelip yetişecek bana görürsünüz. 50 ile gidiyordu bilerek. Sollamıyordu elemanı. Şimdi bana yetişmek için nasıl basacak tabi diyor. Bak bak nasıl geliyor bak bak bak. Nasıl geliyor bak şerefsize bak. İşte böyle tiplerden nefret ediyorum bu oyunda. Bilerek yapıyorlar çünkü her zaman. Hop. Yapıştırdık gidiyoruz ha. Timuçin'e geldim yine yakaladım. Şu an biraz ağırdan gidiyor Timuçin. Sinyal veriyor. Gireceği yerde sinyal veriyor. Hop. Timuçin. Eyvallah. Yol mu veriyor? Ne yapıyor? Timuçin'i de anlamadık. Oo, tonajcıları kes. Damn. Abi çok tonajcısınız be. Abi ne biçim gidiyorsun be? Bak bak bak. Arkada kaldı. Kimse yetişemiyor arkadaşlar. Ölümüne gidiyoruz vallahi ha. Şöyle vitesi boşa dağıtalım. Oğlum ne biçim gidiyorum lan? Sağdan geçiyoruz burada.
Gerçek tırcılar kendini belli etsin. Biz de sürebiliyoruz abi böyle hızlı. İnsanlar sanıyor ki hızlı sürünce profesyonel oluyorlar. Biz de sürüyoruz abi, bir şey yok. Bak ben de canım istediğinde böyle ölümüne basabiliyorum. Al. Olay bu abi. Al istediğin gibi bas. Bunda bir şey yok ki. Buradan nereye gidelim? Düz gidelim, şeye gidelim. Tamam, ben gideceğim yeri gördüm. Oraya gideyim mi acaba? Oraya gitmeyeyim mi? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Triyet var da triyete gideyim mi? Çok kalabalık. Ama gidelim hadi, triyete gidelim. Arkada bana yetişmek isteyenler şu anda ölümüne basıyorlar ve yetişemiyorlar maalesef. Ne yazık ki ulaşamıyorlar. Çok hızlı sürüyorum çünkü. Remzi! Abi çok güzel bir yollar. Vallahi çok güzel. Şu ağaçlar bir değişse komple, yeni model ağaçlar olsa çok güzel olacak. Onun haricinde çok kıyak abi. Bak hiç bakmıyor yola. Sırf sinyal verdim diye mi? Eyvallah, dön abi. Evet. Burası da Kirkenes girişi gibi bir yol. Oo, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tırı çok basmışız abi. Tırı çok basmışız. Ağzına sıçtık. Biraz kaldıralım şu tırı. Abi bu ne ya? Altı sürtüyor her yere. He? Dur oğlum, dur dur dur. Kırmızılı bir dur lan. He? Bam bam bam, altı vuruyor abi bir saattir yere. He? Şimdi güzel oldu. Arkadaki yavaş yavaş. Yavaş. Dur oğlum, sakin. Bir nefes al. Bir nefes al oğlum. Vitesi geçiremedik. Bu yol yine iki şerit. Abi süper be. Vallahi süper. Burada bu firmanın olması çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, videoya güzel bir beğeni atıyoruz. 3000 beğeni gelirse sizlere gizli yol gösteriyorum. Arkadaşlar hemen burada yakınlarda Graz'da gizli yol var. Onun videosu geliyor. Videoya 3000 beğeni atmayı unutmayalım. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.